arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün çiğ köfte yapımını sizlerle ince ince anlatımlı bir şekilde paylaşıyoruz. Öncelikle müşteriye soruyoruz. Tek dürüm mü olsun, çift dürüm mü? Tek dürüm. Tek çift. Çift dürüm dedi, tercih etti müşterimiz. Müşterinin tercihine göre değişir. Takriben 100-200 gram arası çiğ köfteyi alıyoruz. Eşit şekilde çiğ köftemizi bu şekilde yayıyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde, yani müşterimiz çiğ köfteyi ilk ısırdığı zaman nasıl tat alıyorsa son ısırdığı zaman da aynı tat alıyor. Bu şekilde yayıyoruz. Müşterimize soruyoruz. Kardeşim, limon olsun mu? Limonumuzu bu şekilde atıyoruz. Biraz daha fazla limon atalım. Tabii ben süzgeci neden kullanıyorum? Çekirdekleri bu şekilde içine düşmesin diye. Nar ekşisi olsun mu? Olsun abi. Evet, müşterimiz nar ekşisi de tercih etti. Bu şekilde bol nar ekşisi, az nar ekşisi müşterimizin isteğine göre. Acı olsun mu? Bol olsun. Bol acı istedi. Bu şekilde bol acımızı da atıyoruz. Sonra müşterimizin isteğine göre kıvırcık marulumuzu, göbek marulumuzu atıyoruz. Bu şekilde marulumuz yeter mi? Yeterli mi acaba? Yeter abi. Turşu ister misin? İstemiyorum. Turşu, müşterimiz turşu istemiyor. Domates ister misiniz? İstemiyorum. Müşterimiz domates de istemiyor. Doritos atayım mı? Yok abi. Müşterimiz Doritos da istemiyor. O zaman sarma şekline geçiyoruz. Çiğ köftemizin sarımına geçelim. Buradan tutuyoruz başından. Sıkı bir şekilde böyle çiğ köftemizi sarıyoruz. Neden bu şekilde sarıyoruz? Daha sıkı olduğu zaman içindeki çiğ köfte eşit olarak daha güzel yayılıyor. Ondan sonra müşterimize çiğ köfte dürüm poşetimizin içine böyle koyduktan sonra müşterimize takdim ediyoruz. Afiyet olsun.